Merhaba sevgili dostlar. Melek Hoca ile Pratik Türkçe kanalındasınız. Bugün ses olayları konu anlatımına devam edeceğiz. Önceki dersimizde ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi aynı zamanda ünlü değişimi ve ünlü daralmasını işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise ses türemesi, ses düşmesi, kaynaştırma ünsüzleri, NB çatışması, ulama işleyeceğiz. Evet, şimdi hemen konularımıza bakalım. Ses türemesiyle başlıyoruz. Ses türemesi, dikkat edelim. Ses türemesi deyince ünlü türemesi ve ünsüz türemesini dikkate alıyoruz. Üst başlığı ses türemesi şeklinde de sorulacağını unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ünlü türemesiyle başlayalım. Arkadaşlar tek heceli sözcüklere küçültme eki olan cik cik eki getirildiğinde bu ekten önceki bir ünlü türer. Türemek ne demek? Artmak demek. Bakın azıcık değil azıcık oradaki ı türemiş. Darcık değil daracık. Gençcik değil gencecik. Aynı zamanda ç c'ye dönüşmüş yumuşama da var burada. Bircik değil biricik diyoruz. Ünlü türemesini görüyoruz. Evet işaretliyorum ünlü türemesi olan yerleri sevgili arkadaşlar. Yine bazı pekiştirmelerde ünlü türemesi olduğunu görüyoruz. Ne demek istiyoruz? Pekiştirme ne demek? Bakın şimdi bir sürü buraya örnek yazdık. Sapasağlam, sapasağlam. Bakın şöyle yapıyoruz. Ünlüye kadar kelimeyi önce başa bir alıyoruz. Yani sağlamın sağsını başa aldık. Bizim pekiştirme eklerimiz nelerdi? M, P, R ve S. Bu harfler pekiştirme ki burada P'yi tercih etti. Sap oldu. Ama bakıyorsunuz arada bir A fazlalık bir türeme söz konusu. Aynı şekilde çevre içinde geçerli. Ünlüye kadar olan yeri aldım. M, P, R, S'den neyi tercih etti? Yine P'yi tercih etti. Çep çevre olması gerekirken çepe çevre olmuş, ünlü türemiş. Düze bakalım. Dü'yü başa alıyorum ünlü olan yere kadar. Sonra MPRS'den yine burada P'yi tercih etmiş. E fazlalık. Yalnızdaki Y'yı başa alıyorum. Yine MPRS'den burada bütün örneklerde P'yi tercih ediyor. A burada türemiş. Aynı şeyi gü ifadesi için yapıyoruz. Gündüzdeki gü başa geliyor. Yine P'yi tercih ediyor ama E fazlalık. Bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Pekiştirme dediğinde MPRS. Şimdi bazen tabii ki sadece tek ünlü türemiyor. Hem ünlü hem ünsüz türendiği zaman, türemesi olduğu zaman da var. Sıklam kelimesi için. Bakın sağıyı başa alıyorum ünlüye kadar olan yeri. Benim neydi pekiştirme eklerim? M, P, R ve S harfiydi değil mi? Bunlardan birini alıyor. Burada R'yi tercih ediyor. Sır sıklam olması gerekirken ben sırıl sıklam diyorum. Bakın hem ünlü hem ünsüz türemiş olmuş oldu. Buna da dikkat edelim. Evet çıplağın çığısını başa alıyorum. Ünlüye kadar olan yeri MPRS'den yine R'yi tercih ettik. Çır çıplak demem gerekirken çırılçıplak oldu. Ünlü ve ünsüz türemesi söz konusu oldu. Evet, yine ünsüz türemesindeyiz bu kez. Bazı tek heceli sözcükleri ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünsüz türemesi oluyor. Yani ünsüz harf artacak. Bakın, afı değil, affı. Hisi değil, hissi. Hakkı değil, hakkı. Hatı değil, hattı. Şıkı değil, şıkkı. Tıpı değil, tıbbi. Evet burada i diye yazmışız. Sırrı değil sırrı. Bakın son harfler türemiş gördüğünüz gibi. Her kelimenin kendi son harfinde aynı harfin türemesi söz konusu oldu. Yine arkadaşlar etmek olmak yardımcı eylemleriyle birleşik eylem oluşturulurken biz ünsüz türemesine rastlıyoruz. Nasıl? Af olmak. Evet örneklere bakalım. Af olmak, affolmak şeklinde. Bakın F yine burada bir türüyor. Hissetmek de S, zannetmek de N, halletmek de E, reddetmek de D türüyor. Aynı zamanda burada tabii ki yumuşama da söz konusu oluyor. Lütfen şuna dikkat edin. Bunda çok yanılgıyor. Düşüyorsunuz. Sızsız yapım eki ünsüz türemesi hiçbir zaman yapmaz. Buradaki hissiz, hisli ifadesinin olumsuzu tatlı, tatsız.
Bunun gibi düşünün, sesli, sessiz. İki tane S yan yana geldi diye ünsüz türemesi olmaz. Lütfen dikkat. Buraya dikkat. Çok soruyorlar ve çok yanılıyorsunuz. Bu tarz sorular çok çözüyorum. Çok getiriyorsunuz bana. Hocam ben göremedim. Nasıl burada ünsüz türemesi yok diye. Evet, ses düşmesine. Şimdi geldik. Ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olarak ikiye ayırıyoruz. Ses düşmesi diye sorulduğunda iki açıdan bakacağız. Önce ünlü düşmesi. Sevgili arkadaşlar, bu maddeyi çok rahatlıkla yapıyorsunuz. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan ı, i, u, ü ünlüyle başlayan ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Evet, çok karmaşık bir tabir gibi ama siz örneği görünce ha bu muydu diyeceksiniz. Buradaki tanım size zor gelebilir ama akıl baktığımızda şimdi şöyle şu eklerin düşeceğini göreceksiniz birazdan. Akılım ifadesine, asılı ifadesine hep bunlara bakın ünlüyle baştan ek getiriyoruz. Akılım değil aklım, asıl değil aslı, nesili değil nesli, keşife değil keşfe, boyun u değil boynu. Bakın burada ünlü düşmesi var. Evet, bazı sözcükler yapım eki alırken, soru da türetilirken diye sorar, hece düşmesine uğrar. Bu çok önemli. 5 yıldızlı otel gibi düşünün. Çok önemli arkadaşlar. Bunu gözden kaçırma. Ünlü düşmesi der ama başında türetilirken derse bu örneklere bakacak. Bu örnekleri lütfen ezberleyin. Hep böyle sorulur. Bakın uyku değil uyku, oyuna değil oyna, yalınız değil yalnız, yanıl ış değil yanlış, benize değil benze, ayrıl değil ayrıl, kavuşak değil kavşak, besilemek değil beslemek, yumurtalamak değil yumurtlamak. Bakın hep yapım eki almış. Yani şuradaki yapım eklerine lütfen dikkat edin. Türetirken derken az önceki örnekler. Bir de arkadaşlar isim tamlaması biçiminde oluşan kimi bileşik isimlerin sonunda bulunan iyilik eki düşebilir. Nasıl? Bakın aynen şöyle. Galatasaray'ı, Kadıköy'ü, Beşiktaş'ı, Bakırköy'ü değil Galatasaray, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy şeklinde olacak hece düşmemiz. Bazı bileşik sözcükler sevgili gençler yan yana gelirken iki ünlüden biri düşer. Biz buna aşınma diyoruz. Aşınma yoluyla düşme diyoruz. Aşınma diye bir ifade varsa bilin ki bunlar bu örnekler çıkar karşınızda. Ne için? Ne için? Niçin? Ne asıl? Nasıl? Cumartesi. Cumartesi. Kahve altı. Kahvaltı. Sütlü aş. Sütlaç aynı zamanda burada şe, çeye dönüşmüş sevgili arkadaşlar. Evet, ünsüz düşmesi deyince aklınıza K harfi gelmeli arkadaşlar çoğunlukla. K ünsüzü ile biten kimi sözcükler cik cik, cak cek eki aldıklarında yani küçültme eki aldıklarında K gider. Yani kırmızı kart düşme demek kırmızı kart ya oyuncu gidiyor artık yani yok. Geriye dönüş yok. Nasıl mesela? Sıcakçık değil sıcacık. Büyükçek değil büyücek. Çabukçak değil çabucak. Alçakçık değil alçacık. Ufakçık değil ufacık. Küçükçük değil küçücük. Evet, K'ler gitti. Sadece bakın o ekler değil. K ünsüzüyle biten kimi sözcükleri ıl ile yapım eki getirildiğinde de K ünsüzü düşer. Ne demek istiyoruz? Evet, ufa L yapım eki geldiğinde ufalmak, küçük, küçülmek, alçak, alçalmak, seyrek, seyrelmek, yüksek, yükselmek, eksik, eksilmek. Bakın ünsüz düşmesi söz konusu oldu burada da. Evet, buna lütfen dikkat edelim. Yani burada 1, 2 ve 3 maddemiz var ünsüz düşmesiyle ilgili. Gül ve öpmek ifadelerine dikkat edelim arkadaşlar. Gülüşçükten gülücük olduğuna dikkat edelim. Yani direkt gülücük ifadesinde bir üş ifadesinin olduğunu, onun düştüğünü lütfen görelim. Öpüşçük de öpücük oluyor. Bu iki kelimeyi ezberlemekte fayda var. Bazı durumlarda da ünsüz düşmesi olur. Yani sadece K harfi düşmüyor. Çoğunlukla K ama bakın mesela adaştan adaş, ufakraktan ufarak, küçükümseden küçümse, kaldırımdan kaldırım. Yine bu kelimeyi ezberleyin çok çıkar sorularda. Lütfen dikkat, yaklaşmak, kızarmak, yeşermek sözcüklerinde hem ünlü hem ünsüz düşmesi var. Nasıl? Yeşermek deyince onun yeşilden geldiğini bilelim.
Evet, bakın yeşermek deyince yeşilden geliyor. Yine kızarmak kızıl kelimesinden geliyor. Yaklaşmak da yakın ifadesinden geliyor. Bundan lütfen dikkat edelim. Gerekirse ekran görüntüsü alalım. Kaynaştırma ünsüzlerinin yaşasınla oluştuğunu biliyorsunuz. Y, Ş, S ve N harflerinden oluştuğunu biliyoruz. Hemen bakalım. Evet, Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Biz bunun için kaynaştırma harflerini kullanırız. Tabii ki sadece iki ünlü arasına girmez. Şimdi bunları böyle genel bir görüntü olarak aldım. Y ile başlayalım. Evet, iki ünlü arasına girer Y harfi. İmek fiili kelimeye birleşik yazıldığında da girer. Bahçeyi bakın iki ünlü arasına girdi. Odaya iki ünlü arasına girdi. Arabayı iki ünlü arasına girdi. İmek fiili. Cümleye bitiştirirken iyi gitti ye ortaya çıktı. Evet, imek gitti ye geldi. Kırmızıymış derken yine ı gitti. Yani imişin iyisi gitti ye geldi. Şeye baktığımızda şeyi biz sayılarda görüyoruz. Ar eki geldiğinde sayılara. Bakın ikişer, yedişer, yirmişer, ellişer dediğimizde şey ortaya çıkıyor. Ama lütfen dikkat bakın 5 dediğimizde 5'in kendisinde şey var. 60 dediğimizde 60'ın kendisinde şey var. Yani yok burada. Burada kaynaştırma film kesinlikle düşünmeyin. S'ye baktığımızda genellikle 3. tekil şahıs ekinden önce kullanılır. Ne demek istiyorum 3. tekil şahıs eki? I, i, u, ü'dür ve kimin sorusuna cevap verir. Bakın iyilik demek, sahiplik demek. Kime ait olduğu belli olması demek. O yüzden kimin sorusunu sormalıyım. Odası. Kimin odası? Onun odası. Buradaki S kaynaştırma arkadaşlar. I ise iyilik eki. Arabası kimin arabası? Onun arabası. Gelişmesi kimin gelişmesi? Onun gelişmesi. Buradaki S'lerin hepsi kaynaştırma ünsüsü. Havlusu onun havlusu. Bahçesi onun bahçesi. Evet, şuradaki I'lar iyiler arkadaşlar. İyilik ekidir. Evet, iyilik ektir ayrı bir konu zaten. Bazen de bir ünlü ile bir ünsüz arasında yer alır ne harfi? Bazen ilgi ekinden önce, bazen iyilik ekinden önce. Bakın ondan dediğimizde ünlü ile ünsüz arasında, sizinkine dediğimizde ünlü ile ünsüz arasında. Evinin çiçeğinde ilgi ekinden önce, sevginin gücünde yine ilgi ekinden önce. Bakın bir kelimenin içerisinde iki tane kaynaştırma ünsüzü oluyor. S ve N gelebiliyor. Sondakiler ise hal eki sevgili arkadaşlar. Tabii ekleri bilmek gerekiyor bunun için. NB çatışması ya da NM değişimine gelelim. Bakın biz günlük hayatta çok kullanırız. Bunu NB çatışması da diyoruz. B dudak ünsüzün kendisinden önce gelen N ünsüzünü M ünsüzüne çevirmesidir. Yani MB olarak yazacaksınız arkadaşlar. Yani kısacası bu, çok uzatmaya gerek yok. Kambur değil, kambur. Zambak diyeceksiniz. Sümbül diyeceksiniz. Saklambaç, tombul, pembe, dolambaç, çember, çarşamba, perşembe, bu şekilde söyleyeceksiniz. Yani NB yok ha, ama peki ne zaman NB bu değişim olmuyor? Birleşik sözcükler ve özel isimlere geldiğimizde bu kural uyulmadığını görürüz. İstanbul, uyulmamış. Safranbolu, burada da yok. Zeytinburnu, burada da yok. Binbaşı, yine bu birleşik sözcük burada da yok. Sonbaharda da olmadığını görüyoruz. Evet, ulamaya bakalım. Ulama, evet, tanımı var. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük getirilirse birinci sözcüğün sonundaki ünsüzün ikinci sözcüğün ilk ünlüsüyle okunması der. Karışık mı? Karışık. O zaman örneklere bakalım. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Bakın ilk kelimenin ilk harfi, son harfi özür dilerim, ünsüz. İlk harfi ünlüyle başladığı zaman bütün aşklar diye okursunuz. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım, böyle okursunuz. Ünsüz ve ünlü var. Mehmet Akif Ersoy derken de var. Ben size şunu tavsiye ederim. Bir isim ezberleyin. Belki kendi isminiz de oluyor. Yok, hangisi ünlüydü? Hangisi ünsüzle başlıyordu? Buna hiç gerek kalmasın. Çok sevdiğim bir sanatçı Sezen Aksu'yu ben bu şekilde öğretiyorum, öğrencilere söylüyorum. Dikkat edeceğimiz nokta bir sonraki slaytta da var. Virgül ya da herhangi bir noktalama işareti varsa arada ulamak kabul edilmez. Evet, ulamak kesinlikle kabul edilmez. Örneklere bakalım. Yaşadım bin kaç yıldır acılara tutunarak. Bakın arada virgül var, o zaman ulama yok.
Buğday hayattır, emektir. Arada virgül var, noktalama işareti var. Ulama yok sevgili arkadaşlar. Evet, konularımız bu şekildeydi. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bu konu çok önemli, çok basit gibi görünen bir konudur. Aslında o kadar basit değildir. Üç boyutlu resim görmek gibidir. Hiç kolay değildir. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın.